bu evde ne olacak? Bazen üzün, bazen neşeyle dolacak. Ne var ne yoksa şu hayata takılan. Ah yine en son babalar mı duyacak? Aman babam sakın duymasın. Haberi yok bu işten uyanmasın. Akıl başa düşmeden, ortalık karışmadan bu evin düzeni bozulmasın. Aman babam sakın duymasın. Haberi yok bu işten uyanmasın. Akıl başa düşmeden, ortalık karışmadan bu evin düzeni bozulmasın. Made in Turkey. And then tap drips under the strip light. And I'm sitting in the kitchen sink. And the tap drips, drip, 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 drip. Dünürün delisi. I'm waiting for the telephone to ring. And I wonder where she's been. And I'm crying for yesterday. Ne? Tap dip. Ne oluyor abla ya? Madem akşam yemeklerini burada yiyorsun, kalk yardım et sofranın kurulmasına. Ya tamam, siz devam edin, ben geleceğim şimdi. Tap drip, strip, drip, drip, drip. Çıkartır mısın şunu küçük hanım? Ya abla ya, bir parça dinletmediniz şurada. Bak Defne, kayınvalidemle kayınpederimi kovamıyorum, vallahi seni kovarım abi. Üf, aman tamam. Ya zaten her işe koşturmaktan canım çıktı, biraz yardımcı olun ya. İyi tamam, iyi. Üniversiteye git, evde işlere yardım et. Öğrenciye bir rahat yok mu ya? Dinlemiyorsun ya, dinlemiyorsun. Sana kaç kere söyledim o kırık kaldırın taşlarına basma diye. Altından su çıkar demedim mi? Dinlemiyorsun ki beni. Özür dilerim baba, çok özür dilerim. Özürmüş. Senin özürün benim pantolonumu temizler mi? Biz temizleriz baba. Siz çıkarın, temizleriz. Hoş geldiniz, buyurun. Buyuracağız da terlikleri bulamıyorum. Terlikler burada baba, ben vereyim. Al baba. Ya bunu niye zamanında hazır etmiyorsunuz buraya? Ay unutmuşuz baba, bugün çok işimiz vardı. Unutmayacaksınız, her şeyin bir yolu yordamı var. Öğrenin artık şunu ya. Hoş geldiniz Kükrek amca. Ay aman Kudret amca. Hoş bulduk. Sana kaç kere söyledim değil mi o kırık kaldırım taşlarına basma diye? Ama ne söylesem tersini yaparsın. Şu hale bak. Rezil ettim pantolonu. Hoş geldiniz. Hep sen yüz verdin buna zaten. Ne olur azıcık bana çekseydi. Azıcık ona çekseymişim. Sanki babalık konusunda Nobel ödülü var. Şu babanın sonu, ben annen değilim. Öyle havlu tutulacak, terliğim hazır olacak gibi şeylere gelemem. Lütfen ya, bulaştırmasın beni Allah Allah. Ya Hülya, senin derdin tek terlik. Ya ben ne yapayım? Akşama kadar full fırça. Non-stop yani. Ya yaşlandım, yoruldum. Oturayım, iki dakika dinleneyim yok. Karate filmlerindeki 60'ını geçmiş hocalar gibi hala enerjik, hala enerjik. Ekmeği keser misin? Herkesin babası lokum gibi, benimki azarlama ve bağırma sanatlarında kara kuşak sahibi. Enişte, bu Kükrek amcanın kapatma düğmesi falan yok mu? Bu var ya Bahriye, kesin senin tarafından birilerine çekmiş. Doğduğu gün bana benziyor diyordun ama. Yanılmışım, sana çekmiş. Bana çekmiş olsaydı, yağmurda yürürken biraz dikkat ederdi. Enişte, senin baban sinir hastalıkları hastanesinden hasta olarak falan mı emekli olmuştu? Evet. Bırak şu gevezeyi de doldur şu suları. Ay aman tamam abla. Ya siz de amma gerginsiniz ha. Gerginiz çünkü evde gerilim hattı var şekerim. Bir de beni beğenmezsin Hülya. Ya gerçekten babama çekseydim? Allah korusun Kadir. Ya ben de sürekli karıma çocuğuma bağıran bir adam olsaydım, ha? Hiçbir şeyi beğenmeyen bir adam olsaydım, o zaman ne olurdu? Olancere ne olurdu, ne olacak? Evet olurdu.
Harika bir fikir buldum kızlar. Kutlayın beni. Onları göndermenin bir yolunu mu buldun yoksa? Hayır. Aa, ne o enişte, anlatsana. Babam sürekli biraz da bana çekseydi ne olurdu deyip duruyor ya. İşte şu andan itibaren babam gibi bir adam olacağım. Bana baktıkça kendini görecek. Ama onun yolundan gittiğim için bana bir şey diyemeyecek. Kızamayacak. Ta ki benden, yani kendinden nefret edene kadar. Vay, psikoloji yaptın be enişte. Evet, koş deli baldız. Bana Ceren'i ve annemi çağır. Onlara bazı talimatlar ve görevler vereceğim. Bahriye, kır şu şekeri. Ne yapıyorsunuz iki saattir mutfakta? Sohbet ediyorduk. Kadir'i duysan gözlerin dolardı. Sonunda doğru yolu gördü çocuk. Nasıl gördü? Neyi gördü? İki saattir babam da babam. O her zaman haklı diyor. Bugünlere geldiysen babamın uyarmalarıyla, bağırıp çağırmalarıyla geldim diyor. Eh babadır, azıcık kulak çeker, bağırır çağırır diyor. Hepsi benim iyiliğim için diyor. Ya, anlamış mı sonunda? Ya, ben babamın oğluyum diyor. Onun gibi güçlü iradeli olacağım diyor. Güzel, babam Zoka'yı yuttu. Biz ne yapacağız şimdi yani? Sürekli senden azar mı işleyeceğiz? Zorlanmazsın abla. Biz babamdan alışığız zaten. Çok doğru söyledin deli baldız. Sen de anladın mı Ceren'ciğim? Niye böyle bir oyun oynuyoruz baba? Sen orasını karıştırma. Yalnızca ben sana bağırdığımda sen tamam baba, olur baba, bir daha yapmam baba de yeter. Tamam. Hiçbir şey anlamadım. Anlaman gerekmiyor zaten kızım. Sadece ben sana bağırdığımda bunun şakacıktan olduğunu bil yeter. Birkaç günlüğüne. Al. İyi, tamam. Tamam, hadi bakalım benim minik kuşum. Kadir, bence kulağını böyle gösteriyorsun sen. Gösteririm Hulya. Özellikle Ceren'i azarladığımda babam buna asla dayanamayacak. Bak gör. Yani birdenbire hataları anlayıp erecek mi zannediyorsun Kadir? Erecek Hulya, erecek. Ermezse erdiririz. Yani hallederiz. Sen bu kadar erken kalktığına göre ben hala rüyadayım herhalde. Neden baba? Sen hep demez misin? Erken yatmalı, erken kalkmalı, işinin gücünün başında olmalı. Evet derim de. İşte ben doğru şeyleri hep örnek almışımdır baba. Geç de olsa örnek almışım. Hulya, Ceren, uyanın. Saat kaç oldu? Bu ne uykusu böyle? Kalkın kahvaltıyı hazırlayın. Ya evde evin erkeği mi var? Yoksa başçavuşun beygiri mi var? Merkebi mi var belli değil ya. Bu saate kadar ne yatması ya? Aa, kalktık Kadir'cim. Özür dileriz. Ben özür dilemem. Bu saatte kalkılır mı baba ya? Sus! Bana cevap verme. Sus! Cevap verme. Hep senin yüzünden. Sen şımarttın bu çocuğu. Şımarığın teki oldu. Kadir tamam, bağırma çocuğa. Ne biçim insanlarsınız ya? Ne biçim insanlarsınız? Git havlumu hazırla. Elimi yüzümü yıkayacağım. Esneme karşımda. Beni de esnetiyorsun. Git kahvaltı hazırla. Yürü. Kime çektin sen ya? Kime çektin ya? Bana bak. Sen gene depresyona falan mı girdin? Yok baba. Depresyona falan girmedim. Aileme çeki düzen veriyorum. Eğer bunlara bağırmazsan, azarlamazsan, çemkirmezsen toparlayamıyorsun. Şımarıyorlar. Esneme. Sen de esneme. Bu bağırışmalar ne ayol? Ne oldu Hülya? Kadir biraz sinirlendi de anne. Sinirlenecek tabii.
Babasının oğlu. Sinirlenmezse hepiniz şımarık olursunuz. Allah Allah Allah. Kaldır şunu biraz, kaldır. Kadir, alsın seni. Cevap verme bana, cevap verme bana. Kahvaltı hazır mı? Kahvaltı hazır mı? Sinirlenme evladım, sinirlenme. Biz şimdi hazırlarız, tamam? Hadi, hadi yürü yani. Ağırsınız, çok ağırsınız. Kime çektiniz bilmiyorum. Anne, çayım bitti. Kalkıp kendini alsana. Annen olmasa ne yapacaksın? Şımarık çocuk. Baba. Ne yapıyorsun be? Döktün, dikkatli olsana biraz. Özür dilerim baba. Özür dilermiş. Senin özürün bu masa örtüsünü temizlemeye yetecek mi bakalım? He, yetecek mi? Sakin ol evladım. Uyarmak da mı yasak anne? Hepiniz bana karşısınız zaten ya. Şu kızaran ekmekleri alır mısın Kadir? İstersen bir de işe gitmeden kahvaltıyı toplayayım Hulya. Pardon Kadir'cim. Ben alırım. Etmiyorum ya. Kahvaltı falan etmiyorum. Çay da zaten buz gibi. Hiçbir şey tam olarak yapamazsınız ki. Beceriksizler. Beceriksizler. Bari niye bağırıyor bu ya? Yanlış bir şey yapmıyor ki çocuk. Seni örnek alıyor. Ya sanmış. Siz hiç zahmet etmeyin. Ben kendi kendimi yolcu ederim. Ah, geldim canım. Ne biçim insanlarsınız siz ya? Her şeyin bir yolu yordamı var. Öğrenin azıcık ya. Kaç kere söyleyeceğiz ya? Tamam, abartma artık. Hulya, daha yeni başladık, dur. Ben kaç kere söyledim size, ben işe giderken ayakkabılarım burada hazır olacak diye. Ya bir şeyi bin kere mi söylemek lazım? Ha? Kime çektiniz siz kardeşim? Kime çektiniz anlamıyorum. İşiniz gücünüz sululuk ya. İşiniz gücünüz sululuk. Kadir, buraya gel. Kadir. Üç dört tane domates, soğanları ince kes, sarımsaklar diş diş, köfte yapmak uzun iş, köftecilik ince iş. Dombili bir sus be, sabah sabah kafama otuleme. Ne yapayım kardeşim, şarkı söylemeden olmuyor işte. Şarkı söylemeyince köftenin kıvamı tutmuyor. Önce gaye olmadan olmuyordu, şimdi şarkı söylemeden mi olmuyor? Gaye deme bana, gaye deme. Gaye, gaye, gaye. Gaye de muzoya da uyuzum zaten. Ezirdiğine gelir dedi ama geldiğim eldiği yok. Takma be dombili, gelir. Günaydın personel. Günaydın patron. Ne yapıyordun? Gazete okuyordun değil mi? Evet patron, okuyordum. Ama bir sor bakalım, niye okuyordum? Niye okuyordun? Haberlere sana özetlemek için. Sen okuyup yürülme diye. Pis yağcı. Aferin. Özetle bakalım. Ama iyi özetleyemezsen yarın Hasan'ı ayın elemanı seçerim ona göre. Adamın biri komşusu olan delikanlıyı kesmiş. Niye? Sevgilisiyle aynı sokakta yürüyormuş diye. Allah Allah. Millet manyaklaştı ya. Başka? Adamın biri öldürülmüş. Niye? Katili sevgilisiyle aynı sokakta yürüyor diye. Bunu biliyoruz, anladık. Başka? Kenya, Avrupa Birliği Türkiye'den önce girecekmiş. Ne? Yok canım, şaka şaka. Şaka şaka. Böyle inandırıcı şaka mı yapılır? Kara zeytin çekirdeği. Anne? Kadir hep bize böyle bağıracak mı? Bağıracak tabii. Boşuna mı bağırıyor çocuk? O da babası gibi. Sadece gerektiğinde sinirleniyor. Bir şey değil, ben Ceren'den kaygılanıyorum. Yani çocuk şimdi ruh hastası falan olmasın? Aa, babası Kadir'e bağırıyor. Çocuğum ruh hastası mı oldu? Öyle değil mi Kudret? Gazete okuyorum ya.
Balkanlardan gelen soğuk ve yaşlı hava dalgası bekleniyormuş patron. Öyle mi? Geç bunları, sen spor haberlerine gel. Sporu mu? Sporu şey olmuş. Ne ya. Olmuş? Söyle bakalım, İskoç Premier Ligi'nde Dundee United maçının sonucu ne? Hı? Hı? Ya? Hani sen benim için okumuştun gazeteyi, he? Sen benim iddia oynadığımı bilmiyor musun, he? Rahmi Efendi, yalancılık yaparak ayın elemanı seçilme şansını çok kötü baltaladın. Hadi yallah işinin başına. Yalancılığın sonu budur işte, Sitola. Sus dombili baykuşa sen. Çene yapma, köfte yap. Çene yapma, köfte yap. Hiçbiriniz ayın elemanı seçmem ona göre. Şey patron, ayın elemanına ne kadar ikramiye vereceksin acaba? Çok ikramiye vereceğim dombili. Sayamayacağı kadar çok ikramiye vereceğim. O kadar bozuk parayı nasıl sayacaksınız ki zaten? Nereye gidiyorsunuz baba, memlekete mi? Ay aman, dükkana mı? Memlekete gidiyorum. Aman dükkana. Bence Kadir'in oyunu hiçbir işe yaramayacak. Babamın siniri şalgam lekesi gibi. Asla çıkmaz. Hadi gelin, hadi bir kahve yap da şöyle bağırış çağırış olmadan rahat rahat içeyim. Semra ne olacak? Kahve yaptım patron, içersiniz değil mi? Aferin Rafi. Ayın elemanı seçilebiliteni yükseltiyorsun. Kutlarım. Ama bunda haksız rekabet var ya patron. Ben de servis elemanı olsaydım, ben de sana bir sürü kıyak yapabilirdim. Bana kıyak yapmayacaksınız. Müşteriye kıyak yapacaksınız. Oo, Ramiz Bey, hoş geldiniz. Ramiz Bey hariç. Tamam. Bana bir köfte, bir ayran. Köfte iyi pişsin, ayran da böyle köpüklü olsun, tamam? Önce ödemeyi alayım Ramiz Bey. Ne demek önce ödemeyi alayım? Önce yemek biter, sonra ben hesabı isterim. Ödemeyi öyle alırsınız, düzen bozmayın. Yok öyle yiyip içip bozuk paraları bize kaktırmak. Parayı peşin alıyoruz, hem de kağıt para cinsinden. Zaten bozuk paralarım bitmişti. Yeni TL'ye geçmeden önce bozukları size kakalamıştım. Ramiz Bey, ben seni gelen... Karşılama diye buna derim ben. Çeker misin seni derim? Ay, tamam. Ne haber abla? Kudret amca ne yapıyor? Erdi mi? Ermedi. Ermesi de mümkün değil. Eminim şu anda dükkanda Kadir'e bağırıp çağırıyordur. Ne biçim işletmecisin sen? Hiç müşteriye bağırılır mı? Hiç müşteri kovulur mu? Ne biçim işletmecilik bu? Ne biçim garsonsun sen? Böyle mi yersinlidir? Böyle mi tozanlıdır? Çocuğa niye bağırıyorsun şimdi? Sen bana niye bağırıyorsun? Sen bana niye bağırıyorsun baba? Çünkü asabımı zıplatıyorsun. Çünkü hiçbir iş beceremiyorsun. O da benim asabımı zıplatıyor baba. Hiçbir işi beceremiyor. Hayat mı bu ya? Bir sürü deli var. Bir tane aşk yok. Falınıza bakayım mı Bahriye teyze? Faldan anlar mısın sen? Oo, hem de ne biçim. Ama atma Defne, sen faldan ne anlarsın? Sen daha Türk kahvesi yapmasını bile bilmiyorsun. Bu fala bayılacaksın ama. Size üç vakte kadar yol görünüyor Bahriye Hanım teyze. Ah, sahi mi? Bakayım bakayım. Bak bak, otobana benziyor, gördün mü? Aa evet, gördüm gördüm, bak burada. Ha, orada işte. Ah. Fakat üç yıl mı desem, üç ay mı desem, üç hafta mı desem... Üç günde. Buyurun, kahveniz. Nereye gitti bu? Takma be Kudret amca, gelir biraz. Rafi, Hasan, gelin buraya. Yanıma gelin. Bu ne? Tahta baba. Personele yeni Türk lirasına geçiş dersleri vereceğim. Şurada yeni yıla iki gün kaldı. Öğrensinler de hesapları karıştırıp beni batırmasınlar. Karıştırmayız patronu, altı tane sıfır atılıyor işte. Sus, gripli gripli konuşma.
Evet patron, karıştırmayız. Sus! Ya 6-0 olmayan rakamlar, onlar ne olacak? Ya! Evet, yarın bu eğitimi başarıyla tamamlayan ayın elemanı seçilecek ve paraları götürecek. Geldim patron. Ben de geldim patron. Konu... YTL'ye... Yeni Türk Lirası. Geçiş. Ders... Bir. Evet, başlıyoruz. Şurada birkaç tane bavul görüyorum. Galiba o söylediğim yere giderken kullanacaksınız. Bana uyduruyorsun gibi geliyor. Aa, inanmıyorsunuz kendiniz bakın abla. Hı. Şunlar bavula benzemiyor mu? Aa, aynı bavul ya. Resmen bavul bu. Hatta bak şunun yanında da otobüs biletine benzer bir şeyler var değil mi? Ay gerçekten de böyle iki tane böyle düz düz duruyor sanki. Siz gidin Kudret'in falına bakın. Yolun benim falında değil, onun falında çıkması gerek. Ay bu fal çıkmaz abla. Bir de seninkine bakayım. Kafayı üşütüyor musun, üşütmüyor musun çıksın ortaya. Aman Defne, onun için fala gerek var mı? Evet Rafi, şimdi bu 10 milyon Türk lirasını YTL'ye çevir bakalım. Oku bakalım. 10 yeni Türk lirası. Aferin Rafi, aferin oğlum. Gel Dombili, sıra sende. Şimdi sen şu 250.000 lirayı, Türk lirasını YTL'ye çevir bakalım. Bir de ben bundan nasıl 6-0 atacağım? Bunda sadece 4 tane sıfır var. Ya baba sen çevirir misin? Ben de çevireceğim. Kuruşlar buruşlar bizim zamanımızın parasıydı. İstesem gözü kapalı çeviririm. Evet arkadaşlar, öğretiyorum, dört gözle izleyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Virgül, 0. Oku bakalım Dombili. 0,250 bin lira. Hayır efendim, hayır. 25 kuruş. 25 kuruş. Gel, sen bunu YTL'ye çevir bakalım Rafi. 3.750.000 Türk lirası. Al bakalım. Hiç öyle kasılma Rafi efendi. Olmadı, yanlış oldu. Nasıl olmadı? 4-0 olunca başa 0 koymuyor muyuz? Hayır köfte oğullar, hayır. Anlamıyor musunuz? 6 hane sol tarafa doğru gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Virgül. Şunu da buradan siliyoruz. Anladınız mı? Yılbaşında ne yapıyorsunuz abla? Aman ne bileyim ben. Herhalde evde oturup televizyon seyrederiz. Yazık. Ay, hayır ben partiye gideceğim de. Dalga geçme Defne, dalga geçme. Herhalde evde kaynanamız var. Tamam bana ne kızıyorsun ya? Ben mi sana evlen kaynana sahibi ol dedim? Ya senin okulun okulun yok mu? Hadi git okuluna çabuk. Vallahi ararım babama. Ben özgür bir kızım. Yılbaşında partiye gidiyorum. Ablam evde oturuyor çünkü onun kaynanası var. Defne. Ay aman tamam ya. Allah Allah. Defne diyorum. Al bakalım Dombili, çevir şunu. Ya patron, bana da hep kazık soruyorsun ama. Neyse kazık, bunu ver ben çevir. Tamam, 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 ben yaparım. Tamam, artık öğrenmiş olmanız lazım. Ya patron, yine sıfırsız sormuşsun. Nesini atacağım ben şimdi bunu? Ya sen grip olunca kafan çalışmıyor mu? 2 saattir anlatıyorum şurada. Nerenle dinliyorsun sen beni? Tamam, tamam, tamam. Heh. 18 lira. Evet. 882.243 kuruş. Hayır efendim, hayır. 18 lira 88 kuruş. 2243'ü söylemiyoruz. Okumadan atıyoruz. Bunlar para değil mi patron ya?
Evet patron. Üstelik ikilere atılmadı ki. Sıfırlar atıldı. Vallahi karışık bir iş bu iş. Babacığım, rica etsem siz öğretir misiniz? Siz bu kuruş olayını benden daha iyi bilirsiniz. Tabii canım. Öğretirim. Öğretirim. Niye öğretmeyeyim? Geldim, geldim. Ben açarım Bahriye teyze. Merhaba Müjgan teyze, nasılsınız? Teşekkür ederim canım. İyiyim, sen nasılsın? İyi. Pelin ne yapıyor? Buradakiler kesmedi, Fransa'daki okul kesmiş mi onu? Vallahi gayet mutlu. Sanat tarihi dedin de ancak Fransa'da okunur değil mi Bahriye Hanım? Öyledir muhakkak. Hoş geldiniz Müjgan Hanım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Oturun. Senin eczacılık nasıl gidiyor? Öğrenebildin mi doktor reçetesi okumayı bari? Yok, daha oraya gelmedik. Reçete okuma dersi 4. sınıfta. ...250 yeni lira... ...300 yeni lira... ...2000 yeni lira... ...1 yeni lira... Bunu okumaya gerek yok. Çünkü değmez. Bir değeri yok onun. Orada 2 ekmek parası var baba. Karışma sen benim işime. Ama baba. Gazetede okudum. Bu küsuratlar yuvarlanacakmış. 2 ekmek 1 yeni lira olacak çocuklar. Ha şöyle ya. Kestirmeden anlatılsa olay gayet kolay. Nasıl yani? Liradan 0 atıp ekmeğe mi 0 ekleyeceğiz? Aferin Süt oğlan. İyi anlamışsın. Gördün mü nasıl anlıyorlar? Yılbaşında ne yapıyorsunuz Bahriye Hanımcığım? Biz mi? Daha karar vermedik. Ablamlar tombala oynayacaklar. Ben partiye gidiyorum. Tombala mı? Ayol bu devirde tombala oynayan kaldı mı hala? Siz nereye gidiyorsunuz Müjgan abla? Yurt dışına mı yine? Herhalde. Bizim kızın yanına gideceğiz Paris'e. Vallahi yılbaşında Paris diye tutturdu bizim Müjgan. Ne işim varsa benim Paris'te. Yani bir yılbaşı için o kadar yol gidilmez. Niye? İstanbul yeni yıla girmiyor mu? Geldi anlat. Başından biraz bağırıp çağırsaydın böyle olmazdı Sinan abi. En başından bassaydın fırçayı, yılbaşında bırak Paris'e gitmeyi pa bile diyemezdi. Ne diyorsun sen Kadir? Ne bağırması ya? Vallahi biz babamızdan böyle gördük Sinan abi. Kadın kısmına bağıracaksın, çocuk kısmının kulağını çekeceksin. Arkadaşlar bana doğru dürüst bir fikir verin. Kurtarın beni şu Paris işinden. Ben kendi imkanlarımla kurtulamıyorum ya. Yılbaşına girecekseniz hanımlar Paris'te gireceksiniz. Paris'ten başka yerde girilmez. Biz en iyisi 2004 takvimlerini atmayalım abla. 2005'te de kullanırız. Baksana yılbaşına bir tek Paris'te giriliyormuş. Vallahi akşam Kadir'le ben de konuşacağım. Belki biz de eğlenceye falan gideriz. Tabii. Eniştem de ne kıyar ya paraya. Kıyar efendim, kıyar. Canım oğlum, götürür biz de bir yerlere. Vallahi çok haklısın Sinan abi. Kıyılmaz o kadar paraya. En iyisi yılbaşında evde oturmak. Gel de bunu Müjgan'a anlat. Bunun uçağı var, oteli var, kutlaması var, şarabı var, şampanyası var, şato biryanı var, böstroganofu var. Buradayken Şanzelize'den biraz alışveriş yapalımı var, değil mi? Ben oğlum olası yılbaşlarını hiç sevmem. Zaten bir türlü gidemediniz ki. Senin yüzünden ben de içki içemeyeceğim. Neyse, ben gideyim de Müjgan'ı şu işten nasıl vazgeçiririm onu düşüneyim. Hadi hoşça kalın. Hadi. İyi günler Sinan abi, güle güle. Eyvallah. Hadi güle güle Sinan. Sinan abi bir saniye. Sinan abi ufak bir meblağ karşılığında ben Müjgan Hanım'ı bu işten vazgeçirebilirim. Nasıl vazgeçireceksin? Onu ikna edeceğim. Biliyorsun hallederim dediysem hallederim abi. Hadi gel şurada detayları konuşalım. Gel abi. Müjgan.
Gülken abla, uçak biletlerini aldınız mı bari? Alınacak canım. Charter'la gidilir ama yine gidilir. Sinan bakacağız dedi. Vallahi vazgeçmeye hiç niyetim yok. Siz bu akşam bize gelin, bak ben onu nasıl vazgeçiriyorum. Bu akşam da toplantım var. Ama Müjgan'ı yollarım. Gözünü seveyim Kadir, hallet şu işi ya. Sen hiç merak etme Sinan abi. Ama keşke şu ödemeyi iki kişilik uçak bileti üzerinden hesaplasaydık. Bir tane iyidir. Vazgeçireceksin diye iki bilet parası ödeyeceksem Paris'e giderim, daha iyi. Peki abi. Tamam abi, oldu abi. Bak gör, Kadir kabul edecek. O yılbaşında içmeden duramaz ki, kesin dışarı çıkmak isteyecek. Bence de. Ay inşallah şu babama çekmişim oyununa kendini kaptırıp hakikaten babası gibi davranmaz. E çeker bir kenara, konuşursun canım. Evde boş bir kenar yok ki. Olsa. Buyurun Kudret amca. Heh. Sağ ol evladım. Bana bakın. Yarına kadar bu yeni Türk lirasını öğreneceksiniz. Anlaşıldı mı köfte oğurlar? Anlaşıldı patron. Ha, yarın ikiniz de sınav yapacağım. Kim kazanırsa aynı elemanı onu seçeceğim. Niye bağırıyorsun patron? Tamam sesim kısık ama ikimizin de işitme engeli yok ki. Sus! Biz babamızdan böyle öğrendik. Anca bağırmadan anlarsınız siz. Bağırmazsam şımarırsınız. Yürü hadi yürü çıkalım. E, tamam baba çıkalım. Hepiniz bana karşısınız zaten. Ne diyor bu ya? Ne bileyim ben ya. Fırça yiye yiye kafayı sıyırdı iyice. Aynen doğru söylüyorsun. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Peki tamam Sinan, ben buradayım o zaman. Sen kaçta gelirsin? Tamam canım, tamam. Sen Paris biletlerini aldın mı Sinancı? Ay ne zaman alacaksın Sinan? İki gün kaldı. Tamam canım, tamam görüşürüz, görüşürüz. Adio kocacığım, bon appétit. Erat, Erat. Deme, hoş geldin. Güzel bıcırık. Kadir girsene, ev soğuyor. Terliklerim hazır değil baba. Ceren, nerede benim terliklerim? Hoş geldiniz. Hülya, hoş ne bizim çocuk yetiştiriyorsun? Bu kıza sen neyi ne zaman yapacağını niye öğretmiyorsun? Evin erkeğe geldi ya. Biraz özen gösterin. Nerede benim terliklerim? Özür dileriz kocacığım. hemen veriyorum ben terliklerini. Şöyle, tamam. Buyur. Her şeyi ben mi söyleyeceğim ya? Bir şey de siz akıl edin. Her şeyi benden beklemeyin. Biraz girişimci olun ya. Hoş geldin Kudret. Hoş bulduk. Merhaba Müşkül Hanım. Merhaba Kudret Bey. Hülya, yemek hazır değil mi daha? Siz ne biçim insansınız ya? Bu evin bir düzeni yok mu ya? Bari söyle şuna bağırıp çağırıp durmasın, şimdi alacağım ayağımın altını. Niye öyle söylüyorsun Kudret? Sen de evin düzenini sağlarken kükrüyordun. E çocuk seni örnek aldı. ...75 kuruş olacak o. 750 lira değil. Sen karışma abicim, sen karışma. Ben kendim yaparım. Zaten senin aklına bir daha uymayacağım. Oho, sen hala orada mısın ya Dombili? Evet, oradayım. Ya kardeşim, kız inatçıymış. Ben ne yapayım? Normal bir kız, iki tane özüre bir tane çiçeğe tav olur. Çocuğun aşk hayatını karattın be Muzo. Evet, öyle oldu. Var ya, ayın elemanı seçilmeyeyim, dünyaya küsüyorum abicim. Benim bir kabahatim yok kardeşim. Ben bu aşk meşk işlerinin kitabını yazdım. 18 cilt, renkli baskı. Niye yalnız oturuyoruz o zaman? He? Erkek erkeğe muhabbetin yeri ayrı kardeşim. Ay sana da zahmet oldu vallahi Hülya'cığım. Bizim Sinan'ın işleri işte. Ne zahmeti Müjgan Hanım? Yapacak tabii, işi ne? Kadir, Müjgan ablanın yanında biraz ara veremez misin? Su! Aynı babası değil mi Müjgan Hanım? Ya, evet, biraz sinirli gördüm Kadir'i. Genetik işte. Sinir de babadan oğula geçiyor demek. Ay! Kızım, ben sana yemekte dikkatli ol demiyor muyum? Hiçbir şey beceremezsin zaten. Beceriksiz. Beceriksiz. Bağırma ne kadar çocuğa. Ama baba dikkat et diyorum, etmiyor. Yemek bile yiyemiyorsun.
Kalk git odana. Beceriksiz, beceriksiz. Peki baba. Kime çektiniz bilmem ki. Kız yemek yiyordu. Sus Hülya, sofrada konuşma. Yemeğini ye. Biraz nimete saygınız olsun ya. Maşallah, aynı babası değil mi? Yemiyorum yemek falan ya. Yemiyorum. Hiçbir şeyin tadı tuzu yok zaten. Yemiyorum işte. Ha, masada sallanıyor. Yemiyorum. Yemiyorum. Ne oldu bu Kadir'e ayol? E babasından böyle görmüş Müjgan teyze. Anlayış göstermek lazım. Ajansı da kaçırdım zaten. Tabii bir evde zamanda yemek gelmezse olacağı bu. Hülya! Nerede bu uzaktan kumanda Hülya? Oradadır Kadir'cim. Madem burada ben niye bulamıyorum Hülya? Kör müyüm ben? Bana kör müsün demek istiyorsun? Gel bu sunu yoksa delireceğim, çıldıracağım, sinirleneceğim. Tamam Kadir, sinirlenme. Ben onu hemen bulurum sana. Çay koydun mu Hülya? Bak misafirimiz var. Ya her şeyi ben mi düşüneceğim? Siz ne biçim insansınız ya? Hülya, bir işi gözünle yap Hülya, gözünle. Bir de başımıza yeni lira çıktı kardeşim ya. Vallahi ben kaptım olayı abicim. Süper hesaplıyorum be. Bak Dombili, elin Kenyalısı bile kaptı olayı. Sen hala kuruşu çözemedin. Hiç heveslenme Üst olan. Ayın elemanı ben olacağım kardeşim. Duvara resmim asılacak. İkramiyeyi de ben alacağım. Ondan sonra kendime bir tane kız arkadaş bulacağım. Hayatımı yoluna koyacağım. Kötü kaderimden ben de 6-0 atıyorum kardeşim. Helal be sana. Yürü Dombili. Duyduğuma göre yılbaşında Paris'e gidiyormuşsunuz Müjgan Hanım. Evet öyle. Paris yılbaşında bambaşka olur. Ay bir de kar yağsa keşke. Evet, ne güzel. Üşütüp hasta olursunuz. Aa, niye üşütelim canım? Ayıptır söylemesi, gitmişken bir de kürk alayım diyorum. Vizon tabii. Ya. Ben yılbaşlarını hiç sevmem. Ben de hiç sevmem yılbaşlarını. Hatta nefret ederim. Aynı babası. Bahriye yeter. Aynı şeyi papağan gibi tekrarlayıp durma. Of, ay Rafi bile köftecide benim kadar servis yapmıyordur. Ay her gün bir şeyler ikram etmekten gına geldi artık bana. Hadi sen evlisin, mecbursun. Beni niye alet ediyorsun abla? Defne sus, sus ne olur. Ya zaten Kadir'in bağırmaları geriyor beni. Aman canım, o numara yapıyor. Aman numara yapacağım diye beni rezil ediyor. Yemeğime tuzsuz dedi. Kesin şimdi pastaya da bir şey bulur. Peki Paris'e gideceksiniz de ne olacak Müjgan Hanım? Yılbaşı bize batıdan geldi. Onlar nasıl kutlanacağını daha iyi biliyorlar. Asıl eğlence orada tabii. Çok yanılıyorsunuz, çok. Asıl eğlence burada, Nişantaşı'nda. Aman canım, Nişantaşı'yla Şanselize bir mi? Evet, çaylarımız da geldi. Tut tut Defne. Geç geç geç. Bahriye teyzeciğim, yersiniz artık kekleri. Bir değil tabii. Hiçbir olur mu? Nişantaşı'yla Şanzelize bir olur mu? Yılbaşılar Nişantaşı'nda daha şaşalı kutlanır. Ah, yılbaşında dışarı mı gidiyoruz yoksa? Ne dışarısı Hülya, ne dışarısı? Biz parayı yılbaşında sokaklara saçmak için mi kazanıyoruz? E, Nişantaşı falan diyorsun enişte. Ben onu Müjgan Hanım için söyledim canım. Şimdi gidecek Paris'e, bekleyecek orada eğleneceğim diye böyle duracak. Hiç eğlenmeyecek, nafile bekleyecek yani. Aa, niyeymiş ayol, herkes sokaklarda olacak. Hiç de değil. Benim Paris'te, Maris'te yılbaşı kutlayan bir sürü arkadaşım var. Gitmişler Paris'e, Eiffel Kulesi'nin altına, havai fişek patlayacak diye bekliyorlar. Yok efendim, havai fişek falan yok. Sadece iki tane Polonyalı turist var. Eiffel'in altında. Eiffel neresi oluyor? Bahriye teyze olaya Fransız kaldı herhalde. Kır şu şekeri Bahriye. Hülya, bu şeker neden kırık gelmiyor ha? Neden kırık gelmiyor? Yahu bana saygınız yok. Ata babanıza da mı saygınız yok? Ha, ne diyordum? Ha Müjgan Hanım, bu Batılıların olayı Noel. Happy Christmas var ya, işte o. Bizim olayımız da tombala. Hani şu birinci çinko, ikinci çinko var ya.
O. Lafımı kesme Hülya, lafımı kesme. Ben konuşuyorum. Ben bu kadar bağırmıyorum bariye. Ha, işte onlar eğlenceyi Noel'de yaparlar. Yılbaşından 3-5 gün önce yemeği içmeye başlarlar. Yılbaşı geldiğinde de içecek, yiyecek halleri kalmaz. Devrilir yatarlar. Aynı bizim gibi yani. Kardeşim, bu virgüllü yeni liraları alt alta toplamak çok zor be. Sen unut aynı eleman olmaya. Hadi yat. Rafi, ne diyorum biliyor musun? Ne? Şimdi biz bu ikramiye için hiç birbirimize düşmeyelim kardeşim. Bir şirket kuralım, ben mahsusluktan kaybedeyim, sen kazan. Sonra patronun vereceği ikramiyeyi bölüşelim, ha? Ben zaten kazanırım Dombili. Niye ortak olayım ki? Paris'te dansöz olacak mı? Sazlar cümbüşler olacak mı? Sorarım size Müjgan Hanım. Bir milli piyango heyecanı olacak mı? Yiyeceğiniz hindinin tadı damağınıza uyacak mı? Ben hindiyi Fransız usulü severim zaten. Peki ya Sinan abi beğenmezse? Beğenmeyip de burnunuzdan getirirse? Yılbaşını size zehir ederse? Dansöz istiyorum diye tutturursa? Ya sana ne? İnsanlar ne istiyorsa bırak onu yapsınlar. Evet yani. Paris varken Nişantaşı'na hiç gideme. Ama biz gideriz değil mi Kadir? Bak yine sözümü kesti ya, yine sözümü kesti. Tabii, vaktiyle seni çok şımarttım da ondan. Kadir. Neyse, durum özetle şöyle Müjgan Hanım. Bugün Sinan abi bana geldi. Dedi ki, eğer yılbaşında Paris'e gitmeseydik... ...ben Kurban Bayramı'nda Müjgan'ı Pataya'ya götürecektim dedi. Herhalde bütçesini ona göre ayarlamış. Pataya mı? Evet. Ay orayı da çok merak ediyordum doğrusu. Vallahi seçim sizin. Ya yılbaşında Paris'e ya da Kurban Bayramı'nda mistik Uzak Doğu'ya. Ben gidip de durdurayım şu adamı. Şimdi gider Paris'e bilet millet alır da Pataya fırsatını kaçırır. Tabii, tabii. Oturuyorduk Müjgan Hanım. Ay zaten çok oturduk Bahriye Hanım. Sizi de beklerim bir ara bizim şatoya. Teşekkür ederim canım. Sağ ol. Hoşça kal. Bu iş bu kadar. Sinan sana öyle mi dedi? Evet baba öyle dedi. Demediyse de bir ara ben onu ikna ederim Uzak Doğu'ya. Teyzen nerede anne? Gitti kızım. Herhalde kalabalıktan sıkıldı. Sen niye ortalarda dolaşıp duruyorsun? Yok mu senin dersin ha? Yok mu dersin filan? Yapmışmış. Yaptın da o yüzden mi zayıflarla dolu karnen ha? Beceriksiz çocuk. Doğru odana. Doğru odana ders çalışacaksın. Yallah. Tembel teneke seni. Beceriksiz çocuk. Tembel teneke çocuk. Benimle mutfağa gelir misin? Ne var Hülya? Ne var? Kızdırmayın beni. Bu çocuk sana çekmiş Kudret. Artık eminim. Ne yapıyorsun sen Kadir? Babama kendimi gösteriyorum Hülya. İyi de Ceren'in kulağını niye çekiyorsun? Çünkü babam da benim kulağımı çekerdi. Tamam çekerdim ama onlar o bir mi ya? Biri kız çocuğu, biri erkek çocuğu. Ya niye çekiyor beni torunumun kulağını? Senden öyle gördü Kudret. Ya başlatma sen de Allah Allah. Senden öyle gördü, senden öyle gördü, senden öyle gördü. Şımarık mı olsun torunumuz? Kulak çekmeyi ne adam edecek peki? Orasını da sen düşün. Subhanallah. Bir daha ne olursa olsun Ceren'in kulağını çekmeyeceksin Kadir. Sen karışma Hülya. Gör bak babam nasıl insafa gelecek. Aman artık ben bu oyundan sıkıldım. Bana sakın bağırma. Yo, hayır, hayır. Bu oyunu durduramam. Ne kadar başarılıyım görmüyor musun? Babamla nasıl alay ediyorum. Peki. İçeride yılbaşı ile ilgili fikirlerin de onun fikirleriydi değil mi? Aslında biz onları burada bırakıp senle dışarıda eğlenmeye gideceğiz ha?
Hayır Hülya, yok öyle bir şey. O zaman kendi oyunu kendin oyna. Bir daha da sakın bana bağırma, cevabını fena alırsın Kadir. Hülya! Hepiniz bana karşısınız. Hepiniz. Ceren'i de sen şımarttın zaten. Hep onu bana karşı savundun. Ya nedir, ben çocuğumun kulağında mı çekemeyeceğim? He? Kusura bakma Hülya Hanım. Biz babamızdan böyle gördük. Çocuk nasıl yetiştirilir gayet iyi biliriz. Değil mi baba? Herhalde evladım. Baban yanılıyor olamaz ya. Çıkın şuradan, çıkın. Hülya, Ceren, uyanın. Bu ne uykusuymuş? Saat kaç? Kalkın kahvaltı hazırlayın. Kardeşim bu evde evin erkeği mi var? Yoksa başçavuşun beygiri mi var? Merkebi mi var belli değil ya. Bağırma sabah sabah ya. Özür dilerim baba, ben onların hatalarını gösterttiriyordum. Gel kızım, biz kahvaltı hazırlayalım. Bıraksak akşama kadar uyursunuz. İlla bağırmak lazım size ya. Kadir, bağırma şu çocuğa. Ağaç yaşken eğilir baba. Sen zamanında bana çok bağırdın. Adam oldum baba. Sayende adam oldum. Değil mi baba? Baban artık senin kulağını çekmeyecek Ceren'cim. Zaten biliyorsun, hepsi birer oyun değil mi? Böyle oyun olur mu anne ya? Niye oyun yapıyor ki? Deden biraz sinirli ya kızım. Onu yumuşatmak için. Nasıl yani? Hadi sen başla, ben de sana anlatayım. Hadi ya. Günaydın personel. Hadi patron, hemen yapalım şu sınavı. Ne sınavı? Yeni lira hesaplama sınavı yapacaktın ya patron. İstersen sonra erteleyebiliriz patron. Yok patron, şimdi. Sonra. Şimdi. Tamam, tamam, susun, susun. Çıkarın kağıtları, yapalım şu sınavı, bitsin bu iş ya. Karşıdan karşıya geçerken dikkatli ol Celal'cim. Sakın yeşil yanmadan geçme, tamam, tamam mı? Abi. Al bakalım. Hadi canım benim. İpek. Merhaba abla. İyi misin sen? Pek iyi değilim abla. Aa, ne oldu? Canım çok sıkkın. Birileriyle konuşmam lazım. Çünkü artık kocamla konuşamıyorum. Yazın bakalım. Soru bir. Bir yeni Türk lirası kaç kuruştur? Selam arkadaşlar. Oo, hoş geldin Entel Bacanak. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne o? Durumlar yine nane limon galiba ha? Birileriyle konuşmam lazım Kadir. Çünkü artık karım çok konuşuyor. Şu sınav bitsin, konuşur, hallederiz Bacanak. Sınav mı? Evet. Yazın bakalım. Soru iki. Yeni 50 Türk lirasının arkasında, yazsana çocuğum, ne resmi vardır? Biz ama onlara çalışmadık ki. Çalışsaydınız. Aylardır televizyon gösterip duruyor. 2-3 gün sonra müşteri gelecek, kazıklayacak sizi. Siz daha yeni Türk lirasını tanımıyorsunuz bile, köfte uğurlar. Abla, bu evlilik denen şeyin oturması kaç sene sürüyor? 30 sene falan mı? Ay yok canım, bir sene falan. Ya bizimki niye hala oturmuyor o zaman abla? Soru 3. Aşkın ömrü kaç yıldır? Yazın. 617.875.430 Türk lirasını yeni Türk lirasına çeviriniz. Peki soruyorum. Bir erkek niye çocuk istemez? A, sağlık sorunu olabilir. B, entel olabilir. B. Soru 4. Bir kadın
neden sürekli çocuk ister? Müşterinin hesabı 9 lira 25 kuruş tutmuştur. Adı Ramiz olan bu gıcık müşteri en büyük banknot olan 100 yeni Türk lirası vermiştir. Şimdi adı Ramiz olan bu gıcık müşteriye para üstü olarak ne kadar para geri iade edeceğiz? Artık burama geldi abla ya. Evde hiçbir düzenim kalmadı. Her yer Tankut'un boyalarıyla dolu. Eve bir misafir bile çağıramıyorum. Ay, tamam İpekciğim, tamam. Sakin ol. Geçer. Geçmiyor abla, geçmiyor. Ne çocuk istiyor, ne benimle doğru dürüst konuşuyor. Bir sanatçı bunalım mıdır nedir? Sürekli orada. Hiç bana uğradığı yok. 5. ve son soru. Bir kadın neden sürekli ilgi ister? Uğraşacak daha iyi bir işi yok mudur? Neden sürekli olarak kafayı benim boyalarıma, paletlerime, fırçalarıma takar? Neden sürekli konuşmak ister? Neden hiçbir şeyi zamana bırakmaz ve sürekli evliliği biçimlendirmeye çalışır? Oo, bırak da bir sınav yapalım entel dantel bacanak. Böyle entel dantel sorular sorup çocukların kafasını karıştırma. Son bir soru. Size deli gibi bağırdığı ve kesinlikle haksız olduğu halde neden koşup ondan özür dileme ihtiyacı hissedersiniz? Neden onu incittiğinizi düşünür, sürekli onu kaybetmekten korkarsınız? Çok basit. Çünkü ona aşıksınızdır. Evet. Sanırım doğru cevap bu. Yazın. Ali'nin borsada 34.334 lirası var. O gün borsa %2.4 oranında artıyor. Ali'nin parası kaç yeni Türk lirası oluyor? Oha diyorum. Aynen katılıyorum. Of abla ya. Ona deli gibi bağırıyorum, çağırıyorum, evden kovuyorum. Soruşturma taş gibi oturuyor yani. Sakın bununla da aşık olmasın. Aşk tabii. Ben aşığım ama sorun onun aşık olmaması. Ay, keşke kapı çalsa da Tankut gelse. Merhaba Tankut. Merhaba. Bir şey söyleyip gidecektim. Neymiş o? Seni seviyorum. Gel buraya. Ben de seni seviyorum. Oh, yeşil gözlüm. Oh. Deli. Evet personel. Sınav kağıtlarınızı değerlendirdim. Kimmiş ayın elemanı? Çatlama dombili baykuş Hasan. Açıklayacağız herhalde. Hadi serize kardeşim. Nerede kaldı bu köfte ya? Bir saniye Ramiz Bey ya. Çatlamayın. Ne biçim köftesi burası ya? Biz köfte siparişi verdik. Siz orada dalga geçiyorsunuz. Ayıp ya. Evet Rafi. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Yeni Türk lirasına son derece hakimsin. Kadir Bey köftenin garsonu olarak sana güvenim sonsuz. Üstelik Kenyalısın. Ama öz be öz Türk olan dombilinin 2 doğru cevabına karşılık senin tam 4 doğru cevabın var. Ama maalesef ayın elemanı olarak dombili baykuş Hasan'ı seçiyor. Niye ya? Hadi senize kardeşim. Çünkü 4. ve en önemli soruya doğru cevabı o vermiş bulunmakta. Ya olur mu ya? Ben verdim. Müşterinin hesabı 9 lira 25 kuruşu tutmuştu. Adı Ramiz olan bu gıcık müşteri tutup 100 yeni lira en büyük banknotu vermiştir. Ramiz Bey kaç lira para üst veririz? 90 lira 75 kuruş işte. Şikayet edeceğim buraya, şikayet. Hayır Rafi. Doğru cevap Ramiz Bey'i döveriz olacaktı. Gel buraya. Gel buraya. Hepinizi şikayet edeceğim. Kafayı sallar be. Gıcık Ramiz. Bırakın be. Ayın elemanına verecek parayı verecek misin patron? Vereceğim, vereceğim. Ben kazandım, sütü olan. Gıcık dombili.
Buyur Dombili. Ramiz Efendi'nin verdiği bozuk paralar. Tepe tepe harcarsın. Ne gülüyorsun be? Süt oğlan. Başıma be. Kudret. Efendim. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Sabahtan beri hiç konuşmuyorsun da. Bahriye, sana bir şey soracağım. Sor tabii. Şimdi bu Kadir dünden beri bağırıp çağırıp duruyor ya. Evet. Acaba ben de mi dışarıdan öyle görünüyorum? Biraz. Yapma Bahriye, ben o kadar bağırmıyorumdur ya. Ya bir şey söylesene. Ya en azından ben bir kız çocuğunu kulağına çekmiyorum. Sen de zamanında çok çektin Kudret. Kız erkek fark eder mi? Çocuk çocuktur. İkisi de üzülmez mi? İkisinin de psikolojisi bozulmaz mı? Ha? Kadir! Kadir kalk! İşin gücünü bak! Tembel teneke! Niye ders çalışmıyorsun? Ders çalışıyordum baba. Madem çalışıyorsun da karnın her defasında niye zayıf geliyor? Hallederiz baba. Sana bana bin kere hallederiz baba deme demedim mi ha? Asi misin sen? Niye benim sözümü dinlemiyorsun? İşe yaramaz, tembel çocuk! Beceriksiz! Beceriksiz! Sana da çok bağırıyorum değil mi? Beni boş ver. Ama çocuklar farklı Kudret. Onlar daha fazla etkileniyor. Kadir de etkilenmiştir değil mi? Yani ben onu kulağını çektim diye... ...o da Ceren'in kulağını çekmeye devam ederse... Bilemem. Olmaz Bahri. Bana benzemesin. O kıza yazık. O zaman şartlar başkaydı. Biz de cahildik. Ya bıraktım zaten ben kulak mulak çekmeyi. Yani bir bağırmam kaldı. O da yapı işte. Ne yapayım? Yani çabuk sinirleniyorum. Olmaz ki canım. Yani konuşmak lazım Kadir'le. Her konuda da beni örnek almasın. Sen konuşursun tamam mı? Annesisin sen. Beni dinleyeceğini sanmıyorum Kudret. En doğrusu senin konuşman. Konuşabilirim. Yapabilirim. Ben hatalıydım. Sen yapma diyebilirim. Bahriye. Demem lazım. Anlat ne dedi? Vallahi seni böyle görünce aklı başına geldi gibi. Oh. Ben de dışarıdan öyle mi gözüküyorum diye sordu bana. Evet deseydin, evet deseydin. Evet dedim zaten. O ne dedi? Ben o kadar bağırıyor olamam dedi. Oh demek planım tuttu. Sonra ben de bağırıyorsun dedim.
Ben en azından kız çocuğunun kulağını çekmiyorum dedi. Ben de çocuk çocuktur dedim. Oh, çok iyi demişsin anne. Sonra? Sonra bir düşündü ama ne düşündü bilemiyorum. Özellikle Ceren'in kulağını çekmem çok iyi olmuş. Değil mi anne? Ya, dinle. Kadir de bunlardan etkilenmiştir değil mi dedi. İşte bu, işte bu, işte bu. Sonra dedi ki git ona söyle. Beni her şeyde örnek almasın dedi. Var ya, var ya. Bunları ondan duymak bile büyük bir zafer. Annem devam anne. O bana bağırmaktan vazgeçene kadar ben herkese bağırmaya devam edeceğim. İstersen uzatma evladım. Üzülüyor adam. Uzatacağım anne. Uzatacağım. Pişman olana kadar uzatacağım. Pişman oldu zaten. Gelip konuşacak seninle. Her konuda örnek alma beni diyecek. Konuşmaz o. Hayatta konuşmaz. Fırsatını bulsa yine yapışır kulağıma. İntihar numarası sökmedi ama bu numara kesinlikle tutacak. Baba. Demek numaraydı ha. Şey baba. Sen kim bana çekmek kim? Aç sahtekarı. Kudret yapma, kudret yapma. Başa düşmeden, ortalık karışmadan.